Bir amacımız var. Sadece biraz uzak. Ama yürüyeceğiz oraya. Yok, öyle bir şey demedim ya. Oralar var ya, oralara doğru gidiyorum demek istiyorum. Yani yol boş, ne yapayım? Başaracağız, merak etmeyin. O Göktürenlerin oralarda bir güzel, şehrin içinde güzel küçük küçük parklar var. Aslında bugün ne yayını yapsak diye Discord'dan sormuştum. Birkaç kişi bir fikir şeydi. Şehrin böyle bu tarafında bir yerde, tam bilmiyorum, geçtiğimiz yerlerde yani bir tane müze haline getirilmiş bir savaş gemisi vardı. Ama daha önceden ona benzer bir tane savaş gemisine gittim. İçinde sürekli speed test yaptım. Sırf bir metal yığını olduğu için, böyle gemiler böyle kat kat olduğu için güverte hariç hiçbir yerinde neredeyse internet doğru düzgün çekmiyordu. O yüzden onu geçtim. Ondan sonra diğer seçenek neydi? Diğer seçenek şeydi. Neydi onun adı ya? Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesine gidersem de SJV'ler gelebilir, bizi rahatsız edebilir diye. Hayvanat bahçelerine para veriyorsunuz, hayvanları büyüsün yaparlar diye. Dedim siktir et orayı da. En güzeli sokakta gezmek. Ki benim bildiğim hayvanat bahçelerinde rescue hayvanlar, yani kurtarılmış, doğadan kurtarılmış derken kolu bacağı kırılan hayvanları alıp şey yapıyorlar diye biliyorum. Ama burada SCV yoktur herhalde ya, bilmiyorum. Hadi yeşil artık yan ya. Burada geçemem, kırmızı da bura biraz sakat. Birkaç tane yol birleşiyor çünkü. Ben buna basmalı mıyım? Aç değilim, yok. Kahvaltı yapıp şey yemek yiyip çıktım ben yayınıma yine. Küfür mü etti? Ben anlamadım ne dedi. Bir şey bağırdı ama sikime takmadım. Benim en büyük süper gücüm sikime takmamam. Sokakta sigara serbest mi? Serbest. Ama sanırsam İzmir'i yere attığını görürse polis falan ceza yazabilir. Sikeceğim, bu yeşil yanmıyor. Ben geçiyorum ya. Bastık o kadar. Bir saattir bekliyoruz. Şimdi yandı. Bosmalı sırıtarak bakıyor. Değilmiş. Çok küfürlü konuşuyorsun, amına koyayım, durduk yere. Doğru söylüyorsun, özür dilerim. Biraz azaltmaya çalışırım. Kaç dakika olacak yayın? 3. Artık elit yayın yok mu? Yok canım, elit yayın yapıyoruz. Bu yayınların hepsi elit. Küfürü azaltmak için sana bir manita lazım. Peki ya manita da küfür ediyorsa ne yapacağız? Bir Voltran oluşturup ana avrat herkesin içinden geçsek. Yani geçme ihtimalimiz de var. Küfür eden manita istemezsin bence. Yo, basit küfür edilebilir. Ben ne istemem biliyor musun? O ne dedi? Uy diye böyle her şeye duyar kasan insan beni yorar. İstemem. O şuru küfür eden de istemem. Ortası. Benim gibi. Benim kadar. Gökdelenlere yaklaştık. Ben az küfür ediyorum tabi. Ben bir bayanla konuşurken küfürlü konuşmam çok. En fazla AQ derim. O da çok değil. Arada.
Ben az küfür ediyorum arkadaşlar. Ben yayında çok küfür ediyorum. Bakmayın. Beni gerçek hayatta görseniz böyle ağzımdan küfür çok zor duyarsınız. Bana inanmıyorsanız Onur Tırpan'a sorun. Onur Tırpan'la ilk tanıştık. Adam beni yayınlardan görmüş. Demiş ki bu ne pis bir ağızlı adam. Ben de bari öyle davranayım demiş. Onur'la bir araya bir geldik. Adam sürekli küfür ediyor. Ben sakinim böyle, kibarım. Sonra Onur demiş ki içinden, Allah Allah bu ne kadar da beyefendi bir adam. Sonra Onur pis adam oldu, ben temiz adam oldum. Böyle bir şey yani. Onur çok pis oğlum, gerçekten. Yok, o kadar da küfür etmem. Ben etmiyorum ya. Heyecanlandığımda, irkildiğimde, korktuğumda annesine sövüyorum öyle yani genel. Kimsenin değil de genel annelere söverim. Şimdi sövmeyeyim de bak kibarlaştırıyorum sizin için. O kadar. Bir de vay diye başlayan cümlelerin sonuna AQ ile bitiririm genelde. Çok sıcak lan. Giderek ısınıyorum sanki. Yani birisine sövmüyorum. Mesela senin ben diye sövmüyorum. Mesela diyorum ki vay be şu ağaca bak. AQ oluyor mesela. Ya da mesela bir anda üstüme bir şey zıplasa ananı diye küfür edebilirim ama mesela yoldan geçen bir adam senin ben ananı demem. Anlatabildim. Arada fark var. Küfürlü konuşuyorum ama hakaret etmiyorum. O da çok değil. Bak bu ağaç biraz daha büyürse ki burayı şişirmiş patlatmış biraz daha büyürse bu kaldırımları bilmem neleri komple patlatır. Bunu bildiğimiz iyi oldu. Tabi ağaçların büyümesi durmuyor biliyorsunuz. Ağaçlarda şey yokmuş. Mesela insanlar belli bir şeye kadar büyür ve durur. Büyümesi durur. Ama bitkilerde yok o. Onlar sürekli büyüyor. Ağaçlar, otlar. Bir şey hücresi yoktu onlarda da. Adını unuttum o hücredeki elementin. Neydi o ya? Mesela mitokondri enerji kaynağı. Değil mi? İşte endoplazmik retikulum falan var. Hücrede bir şey hipofiz miydi? Lizozom ha. Lizozom falan olduğu için onlar şeymiş. Büyümesi durmuyor bitkilerin. Hücre duvarı başka, o bitkilerde olur. Oğlum, biliyoruz. Ama unuttum çoğu şeyi. Ben şu an var ya, şöyle bir sağlam bir dershaneye gidip ders çalışsam şöyle her dersten biraz biraz destek, biraz da kendim çalışsam. Sonra ÖSS'ye girsem direkt ODTÜ'deyim ertesi gün. Direkt ODTÜ fizik. Her şeyi biliyorum amına koyayım. Bak mesela gördün mü? Küfürü kimseye demedim. Bir şey cümle sonuna koy. ÖSS'ye mi kaldı mı? Ne var şu an? Hangi sınava giriyoruz? Liseden üniversiteye girmek için hangi sınav? YKS. YKS ne? Yüksek kurum sınavı mı? Açıklaması ne? Yatay geçiş sınavı. Yatay geçmek ne demek? Dikey geçmek ne demek? Sınavın adını bilmiyor. ODTÜ'de başarılar mı? Cem alt çizgi hobidik. Önemli olan sınavın adını bilmek değil. Önemli olan o sınavda nasıl yaptığındır. Bilsem ne olur sınavın adını. Ne kadar saçma. Niye mekanlar hep kapalı? Pazar diye mi diyeceğim ama
Hafta sonu daha çok iş yapmazlar mı? Dikiye geçiş 2 yıllıktan 4 yıla yatay geçmiş 4 yıllıktan 4 yıllık gözü. Yatay, dikey, onu mu ezberleyeceğiz hangisi hangisiydi diye. Ne kadar saçma ya. Bir cümle içinde kullansam yanlışlıkla yatay geçtiğim yere dikey geçtim desem karşı taraf yanlış anlayacak. Onun yerine değişti 2 yıllıktan 4 yıllar geçtim de. Yataymış, dikeymiş, her şeye özel isim ya. Ne kadar saçma ya. Bura bomboş lan. Bir dakika. Burada bir park var ama bu parkın özelliği yok. Özelliği olan bir park var mı buralarda? Ha, sol tarafta var. Evet. Park sıkıcı bir parka benziyor. Öbürüne gidelim. İki yıllık üniversite okuyorlar. Sonra dikey geçsinler. İki yıl daha okuyup dört yılda tamamlıyor. Ya 2'den 2'ye dikey mi geçiliyor? Yani yatay geçilmiyor mu? Çok saçma ya. Kanka ben yatay geçiyorum. Ona göre yani. 2'den 2'ye geçerken yatay geçilebiliyormuş bir tek. Dikey olmuyormuş. Ya yatay geç, dikey ne ya? Geçiş işte yani. 2'den 2'ye geçiş yapıyorsun. 2'den 4'e geçersin. 4'ten 2'ye geçersin. Yok yataymış, dikeymiş. Ne kadar salakça şeyler ya. Dikey tutamaç. Of. Gerçekten çok gereksizmiş ya. Mesela Muğla Üniversitesi'nin adı, daha doğrusu şu anki adıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin adı önceden Muğla Üniversitesi'ydi. Sadece Muğla Üniversitesi. Sonra dediler ki okulun adını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi mi yapalım? Yoksa Güney Ege Üniversitesi mi yapalım? Onanı çıkayım dedim. Güney Ege yapın. Çok klas isim. Bir de dedim ki Sıtkı Koçman kim amına koyayım? Sonra Sıtkı Koçman'ı araştırdık. Meğerse üniversiteye çok büyük bağışlarda bulunan Muğlalı bir iş adamıymış. Aha gidiyor da anahtara. Muğla'ya, üniversitesine şey yapan, bağışlarda bulunan, okulu kalkındıran büyük bir helikopter nerede la görmedim. Neyse. Muğla'lı bir iş adamıymış. Sonra dediler ki bu adamın bu kadar emeği var. Bu adam olmasaydı bu okul olmazdı. O yüzden sikerler Güney Ege'yi dediler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yaptılar. Tabi bunu da Muğla'ya gitmeyen kimse tanımıyor Sıtkı Koçman'ı. Böyle bir hikayesi var. Ben başladığımda okula Muğla Üniversitesi'ydi. Mezun olduğumda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi oldu. Tam ara bize denk geldi değişim. Aynen ünlüyü adam eden adam. Hiç duymadım Sıtkı. İşte duymazsın çünkü üniversiteyi Muğla'da okumamışsındır. Ama artık biliyorsun. Sıtkı Koçman isterse 30 milyar dolar bağış yapsın. Okulun adını insan ismi koymak çok kır hocamı. Niye Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi var? Şimdi ona da mı laf geldi? Yok mu? Konya'da mı? Nerede? Bir yerde vardı amına. Bak gene küfür ettim pardon. RT stadı bile var. Lisesi de var. Allah Allah. Ne kadar saçma. Hayatta gitmezdim öyle bir okula lan. Düşünsene. Geçmişinde adamın adının olduğu bir belgeyi taşıyoruz. Nereden mezunsun? Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Yok. Okumam daha iyi. Ay. Amerika'ya kaçak girerim daha iyi.
Ay. Bak park burada başlıyor. Leaks ya da likes nasıl okunuyor bilmiyorum. Gaslight Park. Bunlar da şey. Birbirini seven iki insan. Ama parkın bu tarafında bir bok yok galiba. Of. Bu tarafı değil de öbür tarafı daha güzel parkın. Yeni yerin güzelmiş, temiz şehir, hayırlı olsun. Burayı mı? Bura benim yeni yer değil ki, bura eski yer. Ama sağ ol. Kışt! Dayı bana bakıyor. Burası güzelmiş. Bak bu parkı seviyorum. Şehrin içinde küçük, yeşillik, sulak, mis gibi yer. Her şeyi cebinde taşımayan erkek de erkeğim demesin. Tabii lan. Bak. Power bank var burada. 40.000 miliamper. Cüzdan, telefon hepsi burada. Burada bir de anahtar da var. Kabloyu buradan çektim. Bunun diğer ucu da size girmiş durumda. Telefona yani. O olmasa yayın çoktan kapanırdı. O yüzden teşekkür edin. İngilizce teşekkür edin. Thank you. Thank you. Öğretmiştim bak. Ah, sıcak beynime geçmeye başladı. Çoktandır. Aferin lan. Yayını gören basıyor. Bak burada bu şirketler varmış. Bu şirketlerden birinde iş bulursanız eğer, iş yeriniz bu binada bir yer olacakmış. Buradan çıkış var mı? Varmış. Donum düştü. Oh be, ne güzel lan bura. Hemektil Airport Bey'de, evet. Şurada yürüyesim geldi lan, çorapları çıkarıp soğuk soğuk böyle ayağını, bileğini soğutacağım. Ya şöyle binalarda güzel şeyler var gezmelik de, korkuyorum girdiğim zaman internet patlıyor. Giremiyorum. Mesela şu ileride bir yerde büyük bir akvaryum var. Böyle köpek balığı falan filan varmış. Onları diyorum gezelim. Yani yayında giremem. Çekmiyor internet içinde yayın yapacak kadar. Girmiyor, şey çekmiyor chat. Ben denedim yani, birçok girdiğim yerde benim her zaman telefonda speed test vardır. Girerim buradan mesela. Şurada internet şu an iyi değil mi? Neden? Çünkü bak. Lan bu ne? Ha, takı reklamıymış ya. Şunu bir şey zannettim aman akıyım. Niye çıktı diyorum ben de. Reklamı sikeyim, hiç de alakam yok. Bak burada internet iyi. Yayın yapacak kadar var yani. Oğlum bu takı bak şu an powerful LMS build falan çıktı. Az önceki ile alakam yok. Bak 339'da 22. Yeter yani, yayın için yeter bir mobil internet.
Ama böyle binanın içine girince bu hızlar yerle bir oluyor. O yüzden bina içlerinde yayın yapamıyorum. Ben şöyle biraz serince bir yere oturayım ya. Wi-Fi yok mu böyle yerlerde? Güzel soru. Ya vardır ya yoktur, bilemem. Varsa genelde limitli oluyor onların interneti. Çok fazla kullanamıyoruz. Yine yayın yapacak kadar olmuyor. Olsa bile yayın kopuyor. Hani ona bağla. Şundan kop. Onu çıkar. Yayını kapat, tekrar aç. Falan filan. Burada oturabiliriz birazcık. Tabii her binada Wi-Fi olacak diye bir şey yok. Ya da vermiyorlar mesela. Vermek zorunda da değil. Kafasına göre yani chat. Oğlum şu işaret şey değil mi lan? Sea of Thieves'de bir tane korsanın şeysi. Çok mu ses var? Şelale var, onun sesidir o. Çok mu? Ben bir su almak istiyorum, biraz yandım. Fışkiye sesi var. O zaman buradan da gidelim. Dur, haritaya bakayım o zaman. Bana bir 2 dakika verin, buradan nerelere gidilebilir, yakında ne var diye. Bakayım. Şu an neredeyiz size söyleyeyim. Şu an buranın nereye alınır? Yani şurada bir yerdeyiz. Lix Gaslight Square Park. Buradayız. Buranın etrafında ne var? Ya da acaba arabayla mı dolansak ya? Arabaya gidip. Bak 12 bin adım atmışım yayını açtığımdan beri lan. O zaman böyle gideceğiz bu tarafa. Bak 12 bin adım. Deli gibi yürüdüm bugün. Ne azmışı. Bir saat, kaç saat oldu yani? 2,5 saat. 2,5 saatte yürümüşüm. Hiç durmadım ki. Çok az durdum yani aralarda. Mis gibi kar diyor. Aynen öyle. Kim ulan? Gökhan, ben dişe gireceğim. Bir şey söyleyecek misin? Sen kimsin lan, bunu kim giyir, bana ne? İyi duşlar. Allah Allah. Sanki bir borcum var. Adam yolluk istiyor. Oh, böyle ses esiyor, çok iyi geliyor ya. Acaba şeylere mi gitsek lan? Müstehcen shoplar var ya. İstiyorsanız gidek gezelim. İnternet çeken bilmiyorum içeride ama. Böyle değişik. Banyemeyiz. Burası kik. Burada sik iş var. Twitch gibi pembe götlü bir platform değil burası. Sex shop'a gidebiliriz. Maksat değişik şeyler incelemek.
eğlenmek, geyik. Ama bu tarafa karşıya geçeyim, ondan sonra sağa geçeyim. Abi hep kırmızı yanıyor. Bunlara da kırmızı yanıyor. Kim geçecek? Buna da kırmızı yanıyor. Ben geçiyorum. Öncelerin hepsi tıpış tıpış Twitch'e dönecek, biliyorsunuz değil mi? Böyle konuşuyorlar da. Döneriz kardeşim gerekirse. Kim daha çok para verirse orada yayın yaparız. Sen yine yayınını izliyorsun bedava. Tıpış tıpış da döneriz. Sike sike de ne olur. Döneriz, ne olacak. Ama size şöyle söyleyeyim kendi fikrimi. Ben ilk yayınımı 2017 zamanında başlamıştım. 2017 mi 18 mi ne hatırlamıyorum, o civarlar, o ikisi arası. Twitch o zaman daha farklıydı. Yanlışlıkla birisi osursun banlanırdı amına koyayım, o derece katıydı. Şimdi amlar götler havada uçuşuyor Twitch'te. Ama birisi ibne dedi diye banlanıyor. Yani saçma sapan kurallar haline geldi Twitch. 2017'de 18'de izliyor muydunuz Twitch bilmiyorum. Ben izliyordum. Yayın yapmıyordum o kadar. Çok azdı yani. Ama izleyiciydim. Kurallara falan hakimim yani. O zamanları biliyorum. Mesela yayında şakasına paint'ten pipi çizsen banlanabilme ihtimalin oluyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Ama ibne diyorsun banlanıyorsun. Bir hafta. Çok saçma yani. Böyle salak salak SCV oldu. O yüzden sevmiyorum. Yoksa tabii ki Twitch geldiğimiz yer. Tamam lan, bir şey anlatıyoruz. Dikkat çekme. Hangi arabaymış lan o? Ne bastı ha? Bak Pikuin banlandı. O niye banlandı? Eurovision'u izliyor diye. Eurovision'u nerede izliyordunuz mesela? YouTube'da var mıydı? Nereden izlendi? YouTube'da değil mi? YouTube'da izlenen şeyi Twitch niye banlıyor amına koyayım? Ne kadar salakça. Pelin mesela boku bokuna banlandı o zaman. YouTube'da film var. Yani sen kullanıcı olarak para vermeden erişebildiğin ne varsa bunu yayında gösterebiliyorsun. Teknik olarak. Twitch'te, Kick'te de bu böyle. Twitch'te de böyle. Niye Pelin banlanıyor? Twitch mal çünkü. Anladın mı? Çok çifte standartı var Twitch'in. Ben buna uyuz oluyorum şu an Twitch'te. Eskiden böyle değildi ama. Yoksa yok diyordu herkese. Şimdi o yapsa oluyor, o yapsa olmuyor. Böyle mal mal şeyler, kurallar. Dostum, telif hakkı YouTube'da var mı? Onu diyorum ben sana. Sen onu YouTube'dan açıp... Ben ne anlatıyorum lan 2 saattir? Seni sikerim. Bir de anlatmayacağım. Öyle işte kısacası. Artı Twitch'te abone oluyorsunuz, yurt dışındaki adama 9 cent gidiyor. Burada hepsini veriyor Kick. Hatta abone olmasına da gerek yok diyor. Sen bizde yayın yap yeter diyor. Biz sana para veriyoruz yayın yaptığın kadar diyor mesela, anladın mı? Twitch yayıncıyı da sikiyor, izleyiciyi de sikiyor. İzleyici abone olmazsa reklama boğuyor sizi. Kick'te reklam yok. Her türlü Kick şu an Twitch'in eline verir. Tıpış tıpış döner miyiz ileride bilmiyorum. Dönebiliriz, dönmeye de biliriz. Belli olmaz yani. Şu an ama Kick çok çok daha iyi. Bir tık eksikleri var tabii ki yazılımsal olarak. Onlar da ileride yavaş yavaş düzelir. Ya. O yüzden pembe götlü Twitch. Onu demek istiyorum. Şu anda pembe götlü. Eskiden değildi. Eskiden kraldı. Şu an pembe götlü. Twitch'in rekabet niyeti de yok gibi. Çünkü Türkiye'den Twitch diyor ki lan Türkiye'den bir bok kazanmıyoruz. Adamlar abone oluyor diyor 10 TL'ye. Yarısını biz alsak bizi de kurtarmıyor diyor. Sikerim diyor yani.
İlgilenmiyorlar. Ekonomimiz çok kötü olduğu için oradan da etkiliyor. Çünkü bunun yazılımsal olarak detaylarını birazcık incelerseniz anlarsınız. Mesela Tuğkan yayın yapıyor değil mi? 15-20 bin izleniyor Twitch'te. Belki daha fazla, her neyse. O adamın yaptığı yayından belki 1000 kişi abone olsa 10 TL'den zamanında 10.000 TL yapıyor. 10.000 TL ne yapar? Bir sik yapmaz. 1000 dolar bile yapmaz. Şurada yolu vardı galiba. 300 dolar mı ne yapıyor? Ama Tuğkan'ın yaptığı yayının Twitch'e olan maliyeti çok daha fazla. Twitch o yayını size ulaştırmak için bir ton server, internet bilmem ne harcıyor. 300-500 dolardan çok daha fazlaya geliyor yani. O yüzden Twitch'te diyor ki sikerim diyor. Çok da şeyim de değil diyor yani diyor. Türk yayıncılar kike mi geçmiş diyor. Bana ne amına kim diyor. Zaten sizin üzerinizden zarar ediyorduk diyor. Çok da şeyim de değil diyor. Anladın? O yüzden. Şu anda Kick daha iyi. Kick zaten zararını yapıyor şu anda. Yani Kick'in yaptığı şeyler hep kendine zarar. İleride muhtemelen kısarlar, değiştirirler. Ya o zamana kadar insanlar da burada kazanacağını kazansın. Sonuçta yayın aynı yayın. Ben yine Amerika'da yayın yapıyorum. Ha Twitch'te yapmışım, ha Kick'te. Twitch'te yapsam abone olmak zorunda kalırdınız reklam görmemek için. Burada değilsiniz. Ben burada daha yüksek kalite verebiliyorum. Twitch birazcık kaliteyi bozarak veriyor size. Maliyeti düşürmek için. Burada yok. Bak ne kadar net. Bak. Bak. Ne kadar net görüyor musun? Arkaya blur falan atabiliyor kamera. Bak. Öf. Twitch'te bunları yapamıyorduk. Ya. Bütün yayıncılar şu an Twitch'te kazandığının en az... Sineğini sikeceğim sabahtan beri. Yayında kazandığının belki 5 katı, belki 10 katı daha fazla kazanıyor şu an. Sırf Kick'te yaptıkları için. Şu an var ya, bulutlar kapattı, güneş gitti ama hala daha bir inanılmaz bir sıcak ve nem başladı. Şu an böyle basıyorlar gibi hissediyorum. Çağrı Kick'e geçti. Tucson'dan Porsche'a geçti. Geçer tabi oğlum. Diyorum ya. Geçsin de yani adam. O kadar izlenmeye sahip insanın. Twitch'te yani resmen yayıncılar sürünüyordu son zamanlarda. Son 2 yılda özellikle. Niye birçok yayıncının bir anda yayın yapası kaçtı zannediyorsunuz? Kaçar tabi. Adam zamanında Twitch de çok para veriyordu. Sırf hani yayın yapsınlar. Hani maaşlı sözleşmeler vardı. Sözleşmeleri iptal ettiler. Abonelik 5 dolardan 10 TL'ye düştü. Reklam gelirlerini daha fazla kestiler falanlı filan derken yayıncılar 100 kazanırken 20 kazanmaya düştü. 10'a düştü. Kimsenin yayın yapma hevesi kalmadı yani. Ya. Haklılar da. Kick'te para biter mi bitmez mi bilmem. Arkasında stake olduğu için arkası sağlam. Twitch'in de arkasında Amazon var ama adamlar kar yapmayacaksak bu işi yapmayız diyorlar. Kick hayrına yapıyor bu işi. Bakalım. Gökhan yanına yayına geliyorum, sorun olur mu? Bana olmaz, sana olur mu? Sen kendini düşün. Seninle bir taşak geçerim, alınırsın falan. Alınacaksan gelme. Buradan geçeyim ya ben. Veritik Shop değil, önce arabaya gidiyoruz. Sonra Google'dan bakarız bir tane güzel adult dükkan. Ha bu merdivenler ne kadar ince. Uber videoları yayında gelmez. Yakında gelir mi? Allah bilir. Gelecek zamanı ben bilemem.
Adam sana bakınca çekindin mi, doğru söyle. Yo. Bak. Sanat eseri. Bak şimdi. Gördün mü? İncecik ama buradan bakınca kalın gibi. Çok karanlık, belli olmuyor tam. Gördünüz mü? İşte sanat müzesi. Lan yolun ortasına gelmişiz lan. Araba çarpacak, sanata bakacağız diye. Evet, ince görünüyor ama aslında kapkalın. Aa, o kalkan köprü şeymiş la, demir yoluymuş. Demir yolu kalkmış. Buradan karşıya mı geçiyorduk ya? Hadi bir bakalım hadi. Buradan karşıya geçiyoruz. Arabaya doğru gidiyoruz. Arabaya bindikten sonra yakınlarda güzel bir shop bulup gezelim. Belki bir şey alırız. Belki almayız. Belki alırız, çekilişle abonelerden birine hediye ederiz. Bir tarafına kullanır diye. Seks doll alır mıyız? Almayız. Böyle 2-3 dolarlık çam sakızı, çoban armağanı, göte sokmalık bir şeyler alabiliriz. Onu da abonelere hediye. Eyvah. Eine alte Zugbrücke mit Schienen. Amerikan veletleri anırmıyor dedikten sonra. Arada da anırırlar canım, o kadar da değil, onlar da çocuk sonuçta. Niye herkes yavaş yürüyor mu? Çünkü bir yere yetişme durumları yok. Şu an geziyor insanlar. Pazar günlerini yürüyerek, gezerek geçiriyorlar. Bu sinek hala gözümün önünde uçmaya devam ediyor. Kurtulamadım. Sen farklı kol. Ne oluyor lan? Oha. Tekne var ya, bir gaza bastı, su fışkırttı her yere. Çok iyiydi ama gösteremedim. Ercan'ı özlediğimiz saatlerdeyiz. Niye ki? Sinek dediğin şey gözünden gitmeyen bir nokta gibi mi? Yok değil. Sinek bildiğin. Şunları geçeceğim. Bir tık yavaşlar. Thank you.
Yok oğlum, sinek var bildiğin, gözümün önünde uçup duruyor. Takip ediyor bir de. İyi lan. Bulutlar kapattı güneşi. Yanmıyoruz artık çok. Aynen, yeşile boyadıkları nehir burası ama biraz daha gerideki kısmı. Buraya kadar gelmiyor. O böyle yerde su fışırıyordu ya. Oraları boyuyorlardı. Geçtik yani orayı. Adam on your left dedi, geçti. Solundayım dedi. Ve geçti. Bunları da şimdi sollayacak. Hemen yol verdiler. Bu hangi nehir? Tampa Nehri burası. Timsah burada olmaz. Burası hem tuzlu su hem şehrin çok içi. Ve kıyıya böyle hani kumsala doğru böyle çıkacak yeri yok timsahın. Burada timsah olmaz. Bu şehirde var ama bu kısımda yok. Varsa da yanlışlıkla yolunu kaybetmiştir hayvan. Tampa bize yaramamıştı, iki taşınmış. Niye, size nasıl yaramadı? Ben şuradan... Çok insanlar önümde ve arkamda, çok yaklaştılar, azıcık şurada yavaşlayayım da kafilenin arasında kaldım az önce. Tam ortalarında ben vardım. Rahat rahat yürüsünler. İnsanlardan tiskiniyorum ki. Yok, dünyalılardan tiskiniyorum. Pardon, yanlış oldu. Adamın memesi görünüyor. Yine aynı gruba denk geldik galiba. Yok, bunlar arkamdaydı. Onlar önümdekini sollamışlar. Sonra benim önümdekiler de benim şu an arkamda. Ben yine ortadayım. Onlar yer değiştirmiş. Üf, makine geliyor bak. Koş lan. Bu nasıl bir yürüyüş lan? Bir acayip yürü. Bakın 3 saattir güneşin altında yürüyorum. Susadım. Ayaklarım yoruldu. 15 bin adıma yaklaşmışız. 10 kilometreye de geçmişiz. Amel yanıkları geliyor akşama. Yenileri. Geçen gün de geldi zaten, böyle yürüyerek yayın yaptım dışarıda. Ertesi aynı günün akşamı var ya, boynumun kıpkırmızı, kalan her yerimin bembeyaz kaldığını fark ettim. Fotoğrafı Discord'a atmıştım.
Gören gördü. Evet, İtalyacı arkadaşımı bir hafta banlayalım. Bir hafta time atlayalım. Elit yayınımızı kirletti çünkü cezası bir hafta time out. Elit bir yayını kirlettim kendi karakterinle. Lütfen buradan git. Bir hafta sessizce izleyebilirsin yayını. Seni banlamıyoruz. Yayını izlemeye devam edebilirsin ama birazcık elit olman lazım. İki mi oldu, bir mi oldu, artık ne geldi? Tamam, ne geldiyse artık önemli değil. İki hafta attıysan iki hafta olmuştur artık. Yapacak bir şey yok. Yazmasaydı hiç olmazdı. Mal olmasaymış. Bu arada size çok iyi bir haberim var. Haziranda, büyük ihtimalle Haziranda yani. Ayda 4 defa olmak üzere. Gerisini siz tamamlayın. Ayda 4 defa. Bence yeter. İdeal yani. Yok canım, Uber yayını yapmam. Uber videosu yapmaya çalışırım da yayın yapmam. Ayda 4 defa olmak üzere Grand RP yayınları yapabiliriz. Ya oğlum, ayda 4 defa alt tarafı ya. Ya da haftada bir defa işte, bakarız. Lan yayıncınız taş mı yesin? Bak, bağırtmayın beni insan içinde. Yayıncınız taş mı yesin arkadaşlar? Arada biz de oynayalım. Çok sıcak. Sarmıyorsa 2-3 saat sessize alırsın yayını, kenara, yan pencereye atarsın. İkinci sekmeden saran bir yayın açarsın. Öyle bitince geri gelirsin. Mantıklı tabii ki. Ben size her zaman her şeyin mantıklı bir B planını sunmaya hazırım chat. Siz yeter ki isteyin. Olur öyle, olur. Lan mal Ferso, bir de moderatörsün, bak siktirtme götünü. Bak, editliğimi bozdurma benim. Lan niye duruyorsunuz? Çete bakıyordum vallahi, görmesem çarpacaktım. Keşke hafızam silinse de Grand RP'ye başlasam mı? İşte o kadar güzeldi diyor yani, demek istediği anlamayanlar için. Keşke o hazzı tekrar sıfırdan yaşayabilme zevkine erişsem demek istedi. Çünkü güzel oyun. Beraber oynayınca zevkli. Sabahtan akşama kadar şey yapıyorduk ya. Çatışıyorduk. Ama kesin değil chat. Olabilir dedim yani. Olabilir. Olmaya da bilir demektir bu. O yüzden 3 gün sonra o iş ne oldu, bu iş ne oldu diye sormanıza gerek yok. Neyi var lan orada? What is it? Is that a dolphin? Yeah, dolphin. Yunus varmış şurada bir yerde. Nerede? Burada Yunus mu olur lan? Bu kadar yakına geliyor mu? Aa, orada. Şuradaydı lan. Gitmiş lan. Bak, onlar da bakıyor. Orada bir yerde, şurada bir yerde.
Nerede lan? Gitti mi? Kenarda geze geze gidiyor herhalde. Gel lan gel. Gitmiş, göremedim ya. Köpüğünü görüyorum. Kendisini göremedim bir türlü. Kenardan gideyim bakayım, belki çıkar tekrar. Bak bu dayı da durmuş, fotoğrafını çekiyor. Galiba burada bir yerde. Oraya işaret. Aa, la sesini duydum. Burada bir yerdeydi. Oh, elektrik çarptı bana. Ben nerede? Ha. Aha aha aha. Bak şimdi chat. Şimdi göreceğiz. Buradan bir yerden çıkacak. Aha. Gördünüz mü? Şuradan bir yerden çıkacak şimdi. Hadi biraz daha sağ olabilir. Hadi lan. Nefesin bitti. Boğuldu galiba. Çıkmadı hala. Yok. Ölmüş olabilir. Gidelim. Islık çalan barzuk. Yanında bir tane dayı vardı. O çalıyordu. Yunus balığı uzmanı galiba. Şarkı takılmış amına. Sokar sokar diye. Elim terledi lan. Gölge dedektif. Bir mola daha. Arkadaşlar bunlar eğrelti otudur. Dünya üzerinde oluşmuş en eski canlılardan birisidir. Hatta belki de en eskisidir. Eğrelti otları. Oy. 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 Yoruldum lan. Her gün 10 yeni bilgi veriyorum size. ...500 kromozom mu? O kadar var mıymış ya? Google'dan baktım, 500 ila 750 arasında kalori yakmışsın. Allah Allah. 2334 ama bugünün toplamı bu tabi. Gece 12'den itibaren başladı onu saymaya ve saat şu an öğlen 4. Kaç kilometre yapmışım bugün? 11'e yakın. 11. Birazdan 11 olur arabaya gidene kadar. Sivilcem geçeli çok oldu. Keşke şu çocuk suya düşse ya. Tüh, geri geliyor. Sonra ben onu atlayıp kurtarsam. Sonra kahraman olsam. Oğlum suya düşse ne canili, ölmez ki amına koyayım ya. Alt tarafı ıslanır. Allah Allah. Hemen öldürdünüz çocuğu suya düştü diye. Suya düşen herkes ölüyor mu? Köpek balığı yok burada. Yunus vardı az önce, buralarda geziyordu. O kurtarır. Yunuslar köpek balığını dövüyor. Timsah da yok. Hiçbir şey olmaz. Bir de derin olduğu için çocuk düşse çakılmaz. Ve ben hemen sonrasında atlayıp kurtaracağım için de
boğulmaz. Biraz su yutabilir belki, bir şey olmaz. Bu ne lan, deniz limuzini geliyor. Bu kadar uzun. Amerikanın ergenleri. Dur bir al. Escobar'a benziyor. Tuta bakın. Aa, az önce zıplayarak yürüyen kadın geliyor. Evet, sakin olun. O da bir insan. Aynen, çöp kutusu yayını. Acıktım, yemek yemeye gidelim, çok gezdim. Dostum ben yemek yiyip yayını açtım ya. Daha 3 saat oldu, acıkmadım. 2-3 saat sonra acıkırım belki. Bu Almanca mı lan? Ya diyor Almanca. Üf. Terli terli. Bunlar göbekli biraz. Her dile de hakimsin. Tabi bol bol, yani her kategori de film izlemişliğim var. Çete bak, böyle 20 kız daha geçse kipten iyi para alırız. Harbiden ha. Direkt abaza yayını yapacaksın aslında. Böyle milletin götüne, kafasına, göbeğine, her yerine zoomlayacağız. Chat azacak, ben de para kazanacağım. Kızım sen dur. Tamam. Biraz da bana bakarak güzel yorumlar yapabilirsiniz. Bana bakınca da of diyebilirsiniz. Yanıma bir tane çift oturdu da sizin o dediğiniz dilden konuşuyor olabilirler, bilmiyorum. Tam ayıkamadım ben, diyemiyorum. Adam ne kadar efendi gibi. Daha yeni
soğuyor vücudum valla. Harbi ısınmışım. Şarj durmuş lan. Devam ediyor. Ya. Bebeler top oynuyor arkamızda. Yerde parlayan şey ne? Şu mu? Orada 2.2 millik mesafeyi işaretlemişler. Bu yolun başından sonuna, yani buraya kadar gelince 2.2 mil oldu diyor. Koşu veya yürüyüş yapanlar için. Ama tabii nereden başlıyor bilmiyorum. Buranın başı sonu nerede bilmiyorum. Bisiklet sürene fark etmiyor mu? Nasıl yani ya? Sen mal mısın? Bisikletle gidince şey mi oluyor? Yorulmuş. Yorulmuş bileklerim. Oğlum bunların hepsi niye böyle makine gibiler ya? İyi nefeslendim ha. Of yazmayın, of İngilizce'de kapat demek. Tabi lan. Wow yazın. Yani güzel bir kız ya da güzel bir erkek görüp de beğenirseniz eğer wow yazın. Ya da OMG yazabilirsiniz. Oh my god diye. Onu da söylüyorlar. Amazing diyebilirsiniz. Ama of demeyin. Of çok yani anlamazlar çünkü. Mesela güzel bir kız görsen, onun suratına karşı böyle of dersen diyor ki what the fuck are you talking about der, yani ne diyorsun amına koyayım der. Ama bir kızı görsen oh my god deyip böyle baksan kız der ki ha thank you der. Hoşuna gider çünkü övgü aldığı için. O yüzden iki şey var. Ya wow dersin ya oh my god dersin. Tabi terimlere hakimim. Kaç yıldır burada yaşıyorum sonuçta. Yanındakiler kalkarken iyi günler dese keşke. Diyebilme ihtimalleri var. Bizim güneyimizdeki ülkelerden olabilirler. Belki biliyorlardır yani bir şeyler. Türkçe 3-5. Oh my god. Wow. Dersin. Of demezsin. Of demeyin. Daha şimdi söyledim. Amazing. Aynen. Ha? Hadi köpeğe bak. Bak bir tane daha küçük köpek geliyor. Küçük köpek. Büyük kadın. Küçük köpek. Bir tatlıydı lan. Abi orada çok single mom var mı? Var. Bayağı varmış. Burada kızlar genelde, yani buradaki insanlar daha doğrusu çok seks yaptığı için bir de çok küçük yaşta yapmaya başlıyorlar böyle bazı yerlerde. 14-15 yaşına kadar iniyor seks yaşı. Sonra tabii böyle devam ediyorlar. Alkol alıyorlar. 17 yaşında, 18 yaşında seks yapıyorlar.
bilmiyorlar tabi. Sonra hamile kalıyorlar. Tabi evlenemiyorlar da o yaşta. Öbürü de korkuyor. Çocuğu aldırırsam günah olur. Cehennemde yanarım. Ben adam öldürmüş sayılırım diye. Çocuk da kaçıyor. Sikerim bu yaşta ne babası amına koyayım diyor. Ondan sonra single mom oluyorlar işte öyle. Yani böyle hikayeler çok duyuyorum burada. Ya da aşkım bir tanem deyip sevişiyorlar. Çocuk olunca kaçıyor, adam bırakıyor. 20 yaşında, 25 yaşında single momlar oluyor bir sürü. Nereden tanışırız onlarla? Tinder indirebilirsin. Profillerine yazıyorlar zaten. Single mom yazıyorlar kendilerine. Bak bu ben. Ben olsam böyle olurdum. Kız arkadaşımla beraber, boyu da aşağı yukarı bu kadar olsa, beraber koşardık. Terlerdik, spor yapardık. Ya çocuk çocuk, ben ona demiyorum mal. Ben olsam ben de böyle olurdum diyorum. Kafanı sikeyim. Ben yaptıkları aktiviteden artı boy farkından bahsediyorum. Herkes kendi müziğiyle geziyor. Herkes yürüyen radyo. Harbiden ha. Kulaklık varken dışarı ses vererek şarkı dinlemek kekoluk. Katılıyorum. Eğer ki böyle, hay sineğinin, eğer ki böyle piknik yeri değilse ve böyle 3-5 kişi değilsen, tek başınaysan, kulaklığını tak amına koyayım. Ama ha, bisikletteysen başka. Bisikletteysen eğer hoparlörü okeyim. Çünkü etrafı da duyman gerekiyor ya. Yani müzik de dinlemek istiyorsan, ikisini bir arada yapmak için güvenlik açısından olabilir ama yürüyerek yapıyorsan bana saçma geliyor. Devam edelim, arabaya az kaldı.